Selam sayın izleyenler. Televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haber bloğuna bir bakalım. Başbakan Dimitar Kovacevski tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda azınlık hakları bildirgesinin 30. yıl dönümü münasebetiyle toplantının açılışında yaptığı konuşmada mevcut olan ülkemizdeki durumlarla ilgili olarak birçok bilgi paylaşıldı. Birleşmiş Milletler'de Kovacevski bu seferde tekrar ülkemizi bir örnek olarak göstermişti. Kuzey Makedonya işlevsel bir çok etnikli devlet örneğidir diye açıklamasını yaptı. Öte yandan ise konuşmasında Barış'a da değmiş olmasıyla birlikte kısaca şunları söyledi. Barış asla nihai bir varış noktası olarak görülmemelidir. Barış virajları çok olan bir yoldur. Günlük hayata bu yolda birlikte yürümekle huzur elde edilir. Bu yerleşim birimlerinde ya da topluluklarda bir de belediyelerde ya da ülkelerde yaşayan insanların birlikte yürümesi gereken bir yol olduğunda dair olarak açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ve Başbakan Dimitar Kovacevski 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum çerçevesinde Avrupa Birliği'nin yüksek temsilcisi ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile kısa bir görüşmeyi tamamen gerçekleştirmiş oldular. Görüşmede müzakerenin başlamasının ardından Makedonya'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerinde niteliksel olarak daha yüksek bir aşamada olduğuna dair memnun niyeti teyit edildi. Bakan Osmani Facebook profilinde yaptığı açıklamada Avrupa Konsey Başkanı'nın Birliğin Batı Balkan ülkelerinin güvenilir ve adil bir katılım süreci güvencesiyle Avrupa Birliği ile üyelik ihtimaline açık desteğini vurguladığını duyurmuştu. Bu sefer de Charles Michel'den büyük destek gelmektedir. Dışişler Bakanı Buyar Osmani, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nun oturum aralarında Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışişler Bakan Yardımcısı ve ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Muhataplar Makedonya ile ABD arasındaki stratejik diyalon hukukun üstünlüğünü kültürü ve savunmayı güçlendirmeyi amaçlayan Amerikan hibbeleri biçimindeki ilk sonuçlarını da şimdiden vermekte olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bu işbirliği gelişimi iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden ittifakın ve güçlü stratejik ortaklığın bir başka teyidi olduğundan bahsedildi. Bazı gıda ürünlerinin marjını sınırlayan yeni tedbirler söz konusu olmasıyla birlikte hükümet basın sözcüsü Muhammed Hoca tarafından açıklamalar yapıldı. Öte yandan ise bir gazetecisinin sorusuna açıklama olarak yanıt veren Muhammed Hoca, hükümetin ekonomi ekibinin tüm paydaşlarla sürekli temas halinde olduğunu ve bu bağlamada daha önce açıklandığı gibi gerekli pazar analizlerinin tamamlanmasının ardından genişletilmesi, bir ürün listesi olacağı söylendi. Soru ise burada mevcut olan bazı sınırlı olarak gıdaların tamamen aynı şekilde devam edip etmesiyle konuyla ilgili olarak yeni bir karar söz konusu olmuştu. Hükümet perakende ve toptan ticarette temel gıda ürünlerinin marjını sınırlayan tedbirin süresini önümüzdeki 3 ay yani yıl sonuna kadar uzatma kararını almıştı. Bununla birlikte geçerliliği bu ayın sonuna kadar olan mevcut kararların da keçeliği uzatılmış gibi sayılmaktadır. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz var. Radika DSTK'nın Genel Başkanı Fadriya Mustafa Mustafoska'nın davetiyesi üzerine Kuzey Makedonya Meclis Milletvekilleri Belkize Zekiri ve Arbana Paşoli son yapılmış olan çavuşmalarına katılmış oldular. O şekilde bölgemizdeki bayanların özellikle ekonomideki katkıların artırılması konusunda son yapılmış olan çalışmalar aynı zamanda Üsküp'teki Milli Federasyonun info merkezi tarafından da desteklenmiş olan bir çalışmalarıyla devam etmektedir. Son olarak özellikle Zeki ve Paşoli'nin katılmasıyla birlikte bayanların bölgemizdeki kendi çalışmalarıyla ve ilerideki dönem içerisinde Yeni fırsatların açılması konusunda büyük bir önemle takip edilmektedir. Bölgemizdeki her iki milletvekillerinden şimdiye kadar özellikle bayanlarla ilgili olarak birçok etkinliğe de katılımları söz konusu olmuştu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edilmesi için her iki milletvekili de hazır bulunmaktadır. 21 Eylül Dünya Barış Günü Debre'deki 28 Kasım Lisesi'nde de kutlandı. Oradaki müdür Ramadan İmeri'ye göre hem hocalar hem öğrenciler bu konuda büyük ilgi göstermiş oldular. 21 Eylül söz konusu olmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1981'deki getirmiş olduğu kararlarına ilişkin olarak kutlanmaktadır. Bölgemizde ise 28 Kasım lise öğrencilerin kutlamalarıyla beraberce bölgemizde de bu bu bayram tamamen kutlanmıştı. 21 Eylül uluslararası barış günü olarak kutlanmaktadır. Müzik Debre Breşya Kreşi özellikle Erasmus Pürüs şimdiye kadar birçok proje gerçekleştirmiştir ve aynı şekilde devam etmektedir. Son olarak Breşya Kreşi Müdüresi Ayriye Daçin'in etkinlikleri bu seferde Riga'da devam etmektedir. Kendileri tam bir heyet olarak ve başta bu heyette bulunan müdüre Siyahiriye Darçı'ya göre tüm gereken önümüzdeki çalışmalar uluslararası alanında özellikle birçok ülke temsilcileriyle temaslara gerektiriyor. Ondan dolayı Riga'daki ve Litvanya'daki bulunmuş olmasıyla birlikte hem heyetinde verimli çalışmalarından memnun duyabileceği söz konusu olmaktadır. Öte yandan ise iki senelik bir Erasmus Plus projesinin tamamlanması konusunda Brescia Kreş elemanları Estonya, İspanya, Litvanya, Türkiye ve Portekiz temsilcileriyle bir araya gelmişti. Aynı şekilde devam etmeleri konusunda şu an herhangi bir engel görülmemektedir. Öte yandan ise Riga'dan sonra birçok çalışmaları ve özellikle mevcut olan etkinlikleri Çek Cumhuriyeti'nin rak şekline de yolla tamamen devam edilmesi gerekiyor. Şimdilik ise Bereşya Kreşinde 300'den fazla çocuk kendi ilk eğitimlerine başlamaktadır. Müzik Debre şehrinin özellikle iç kısmında bulunmuş olan aydınlatma sistemlerin mevcut olan çavuşmaları kapsamında veya zamana bağlı olarak onların sigorta kısımları açık bir şekilde tehlike yaymaktadır. Mevcut olan kameralarımız yakalamış oldukları bu görüntülerle beraberce en çok gençler söz konusu olmasıyla birlikte ardından ise tüm vatandaşlarımız için büyük bir tehlike kaynağı olmaktadır. Ondan dolayı özellikle bu sorun sadece bölgemizde değil diğer yerlerde de söz konusu olmaktadır. Fakat devre bu konuda özellikle bunu derhal bir şekilde çözmeli. Covid-19 son istatistiklerine göre ülke genelinde düşüşler yaşanırken bölgemizde hiçbir vaka tespit edilmemiştir. Öte yandan ise ülke genelinde toplam 79 tane vaka tespit edilmiş olmasıyla birlikte Debre ve Merkez Rupa'da şu an yeni vakalar tespit edilmemiştir. Bilindiği gibi 2020'sinden bu yana her iki belediyesinde toplam 1816 kişi Covid-19 hastası olmuştu. Haber bültenimiz sona erdi, görüşmek üzere efendim.